Otizm sosyal, sözel ve davranış olarak üç alanda temel belirtilerini gösterir. Burada anne babaların çok önemli olması ve çocuğun normal gelişim sürecinden bir sapma gösterip göstermediğini iyi bir şekilde takip etmeleri gerekir. Çocuklar 6 ay civarı, 6, 8, 7, 8, 9. aylar civarı hecelemeye, yaklaşık 1 yaş civarı tek kelimeler ve 3 yaşına kadar da artık 2-3 kelimelik cümleler söylemeye başlarlar. Bu çocuktan çocuğa değişebilir. Kız çocukları erkek çocuklarına göre biraz daha erken konuşabilir. Eğer çocukta bir işitme engeli yoksa ve bir nörolojik bir rahatsızlık veya fiziksel bir sorun eşlik etmiyorsa, zihinsel, mental bir sorun eşlik etmiyorsa çocukların genel olarak 3 yaşından önce konuşmasını bekleriz. Eğer çocukta konuşma yoksa veyahut da konuşmanın kalitesi olması gerektiği gibi değilse, örneğin çocuğun kendisini ben gibi zamirleri doğru kullanamaması, yani kendisine kendi ismiyle hitap etmesi, tekrar tekrar aynı kelimeleri söylemesi, söylenen şeyleri papağan tarzı dediğimiz ekolali şeklinde tekrarlaması, bunun dışında cisimleri farklı bir şekilde adlandırması normal isimlerinden gibi farklı bir konuşma şekli ve konuşmanın yapısının da bozuk olduğunu görebilmekteyiz. Konuşma başlasa bile. Yani ya konuşma gecikiyor ya da konuşmanın içeriği ve yapısı olması gerektiği gibi olmayabiliyor. Sosyal alanda gördüğümüz sorunlarsa yine çocuğun normalde göstermesi gereken becerilerin yaşına göre gelişmemiş olmasıyla kendini gösterir. Örneğin çocuğun normalde 1 yaş civarı artık bay bay yapabilir, hatta yapabiliyor olması. Bunun dışında çocuğun C oyunlarına tepki veriyor olması, 2 yaş civarı yaşıtlarıyla paralel, 3 yaş civarı karşılıklı oynayabiliyor olması, oyuncaklarıyla anlamlı, amacına yönelik oynuyor olması. Örneğin arabasının hani yan yatırıp tekerleklerini çevirmek yerine arabayla işte yüklemesi, götürmesi, çarpıştırması, park etmesi veyahut da bebekle oynarken bir oyuncak bebeği saçından çevirmek yerine bebeğin işte beslenmesi, uyutulması gibi amacına yönelik oyunların oynanması, çocuğun taklit becerilerinin gelişmiş olması, çocuğun karşıdaki kişinin duygu ve mimiklerine, jestlerine sağlıklı yanıt veriyor, bunları anlayabiliyor olması normal sosyal gelişimi gösterdiğinin bulgularıdır. Eğer bunlar göstermiyorsa, çocuk seslendiğine bakmıyorsa, ilgisiz davranıyorsa, duymazlıktan geliyorsa, ki anneler bunu çoğu zaman işitme çok güzel işitiyor, işittiğinden eminiz, reklam çıktığı zaman işte hemen arkadan koşup geliyor. Fakat biz seslenirse, canı isterse bakıyor, isterse bakmıyor şeklinde genellikle bu göz temasının yetersizliğini bize bildirirler. Bunun dışında diğer sorun yaşadığımız alanda çocuğun davranışlarındaki sorunlardır. Bunlar sıklıkla tekrarlayıcı hareketler olarak kendini gösterebilir. Örneğin çocuğun olduğu yerde dönmesi, ellerini gereksiz yere çırpması, uygunsuz bir şekilde parmak ucunda yürümesi, oyuncaklarını belli bir şekilde sıralaması, belli bir konuda belli bir bardaktan su içmek, belli bir yoldan gitmek, belli bir cismi çok fazla ilgilenmek, örneğin işte cep telefonları gibi, asansörün düğmeleriyle fazla ilgilenmek, ışıklı renkli cisimlere, dönen cisimlere fazla ilgi göstermek, bunları saatlerce seyretmek, reklam ve müzik kanallarına aşırı ilgi duymak gibi sorunlarda bu tip çocuklarda göze çarpan ve dikkat edilmesi gereken bulgulardandır.